Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün 24 Ocak 2023 önemli bir yazıyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Maaşlar ve abo yani aylık bağlama oranı. Bakın bir kamu çalışanı arkadaşlar bağlanacak maaş, emekli maaşınız. şimdi bu videoda sizlere sunacağız. Bu abo neden önemli? Çünkü gittikçe düşürüldüğü için maaşlar çok düşük kalmaya başladı. Şu adesi arkadaşlar https://uyg.sgk.gov.tr aylık hesaplama. Bu adresten emekli maaşınızı direkt hesaplayabiliyorsunuz. Şu an bana mesela ne kadar maaş bağlanacak diye tıklayıp görebilirsiniz arkadaşlar. 696'lı zorunlu emekli olacaklar veya EYT'li emekli olacakların dikkatine maaş hesabınızı yapın. Örnek tabloda kişiye emeklilik maaşı net 6351 lira bağlanacaktır. 2022 yıllık TÜFE ters fark eksi çıkması nedeniyle %30 verilen zamdan yaklaşık %8.14 arası eksik zam aldı emekli. Ayrıca 2022 yılı Aralık ayında verilen zam yıl bittiği için sıfırlanıyor ve enflasyon devreye giriyor. Enflasyona göre zam verildi. Hesaplama maalesef doğru. Daha fazla beklenti içine girmeyin demiş. Yani maaşlar çok düşük arkadaşlar. Bu emekli maaşları özellikle aylık bağlama oranları. Bakın bu kamuda çalışan bir işçi arkadaşının Emekli olması halinde 6107 lira 21 kuruş bağlanıyor. Eke ile birlikte 244 lira da katılıyor. Yani 6300 <laughs> 6350 TL civarı bir maaşı olacak bu emekli olacak kamu arkadaşın. Neden böyle düşük bunlar? <laughs> Pardon arkadaşlar. Neden düşük? Çünkü bakın en alttaki tablo sihirli tablo. 2000 öncesi Aylık bağlama oranları bakın arkadaşlar. Bağlama oranları çok düşürüldüğü için aylık bağlama oranları bakın aylık bağlama oranı 64'ten aylık bağlama oranı 47'ye aylık bağlama oranı da 39.88'e düşüyor. Yani şu tabloda 2000 öncesi aylık bağlama oranı 64 iken 2000-2008 sonrası aylık bağlama oranı 47 iken 2008-2010 sonrası yani bugünümüzde aylık bağlam oranı sadece 39.88'e düşüyor. Yani AK Parti 2008'de bir reform adı altına bir yasa çıkarmıştı. Burada aylık bağlam oranları çok düşürülmüştü. İşte eğer primleriniz 2008'den sonra ise yani atıyorum bugün 10.000 TL net bir maaşınız varsa size yaklaşık 3.900 TL 4.000 TL bir maaş bağlanacak arkadaşlar. Bu da yaklaşık en düşük emekli maaşı 5500 TL seviyesine çıkarıldığı için direkt 5500 TL maaşınız olacak. Yani bu aylık bağlama oranları eskiden 80 küsürlerdeydi. Ama şu an çok düşürüldüğü için direkt 39'a kadar indiği için hatta bazılarında 28'e kadar iniyor bu aylık bağlama oranlar. Yani direkt 5500 TL maaş bağlanıyor. Yani ben kamu çalışanıyım. Ben ne bileyim memurum demeyin. Aylık bağlama oranları 2008'den sonra çok düşürüldüğü için çok düşük emekli maaşları bağlanacak. Şu an pek insanlar farkında değil. Çünkü 2008 sonrası işe girenler genelde şu anda 40'lı yaşlarda yani emekli olmalarına en az 10-15-20 sene var. Yani şöyle bir 10 sene sonra 15 sene sonra 2008 özellikle işe girenlerin aylık bağlama oranları yani emekliliği olduktan sonra maaşları görünce çarpılacaklar. Bunu nasıl maaş diyecekler ama durum bu şekilde maalesef. Bundan pek insanların haberi yok. Çünkü 2008'de dediğim gibi yasa 2008'de çıktığı için ve 2008'den sonra işe girenleri daha emeklilik zamanları gelmediği için şu an insanlar bunun farkında değil. Bir örnek daha vereyim. Mesela atıyorum eski bir memur emeklisi ya da eski bir öğretmen emeklisi. Şu an günümüzde 10 bin TL civarı maaş alırken şu anda aynı seviyede bir öğretmen emekli olduğun, olduğunda 6.000 TL aynı buradaki gibi 6 bin TL civarı emekli maaşı bağlanacak. Yani daha fazla olmayacak bu. Yani arada eski emekli ile yeni emekli arasında bir öğretmen emeklisi ya da bir memur emeklisi arasında en az 3500-4000 TL civarı maaş farkı olacak. İ aynı şey yapmış insanlar. Belki aynı yıl çalışmışlar. Ama biri 2008'den sonra işe girdiği için öbürü 2008'den önce SSK'sı yattığı için arada 3,5-4000 TL sırf emekli maaşı farkı olacak. Bu adaletli mi? Asla değil. Bu AK Parti'nin çıkardığı bu yasa bana göre hiç normal bir yasa değil. Bu yasa umarız yeni gelecek hükümetlerce değiştirilir. Belki de muhalefet iktidara gelecek arkadaşlar. Bilemeyiz bunu ne oluyor ne bitiyor. Seçimde her şey belli olacak. 14 Mayıs'taki seçimde özellikle başkanlık seçiminde Millet İttifakı mı kazanır? Erdoğan tekrar mı kazanır? Onu bilemiyoruz. Halk karar verecek ama bu aylık bağlam oranı gerçekten çok düşürüldü. Yani tablo net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu ekranda bir kamu işçisi arkadaşına bağlanacak emekli maaşı böyle. Bu kamu işçisi arkadaş Primler 2008'de yatmasaydı ve 2000 ile 2008 arası olmasaydı bu arkadaşa yaklaşık 8-9 TL emekli maaşı bağlanacaktı minimum. Hatta 10.000 TL'yi de geçebilirdi. Ama dediğim gibi yeni sisteme, bu arkadaşlar yeni sisteme takıldığı için maaşı genel, en azından 3-4.000 TL aşağı düşmüş. Bir bilgi daha vereyim. Bu 2008 yılında çıkan aylık bağlam oranının düşürülmesi hiç olmasaydı şu an en düşük emekli maaşı arkadaşlar 11.000 TL civarında olacaktı. Çünkü bu aylık bağlama oranı düşürülmeseydi asgari ücretin yaklaşık %20-25 civarı fazlasıydı en düşük emekli maaşı o dönemler. Şu an aynı kıstası yaparsak en düşük emekli maaşı asgari ücretin %20-25 fazlası ise yani yaklaşık 11.000 TL civarında gelecekti. Şu an en düşük emekli maaşı 5.500 TL indi. Yani nereden baksan %50 bir düşüş var emekli maaşlarında. Şöyle küçülteyim tabloyu sizde görün arkadaşlar. Ayrıca bu tabloya ulaşmak isterseniz video altına link ekledik. Direkt tıklayıp Ümit Güler'in bu yazısına da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce yine klasikleşen bir şey yapalım. Bakın fazla çok fazla kamu iş ilanı var. Eşiniz, dostunuz, çocuğunuz kamuda iş sahibi olmak istiyorsa videonun altına link ekledik. İki ayrı link var. Biri Android uygulaması, diğeri YouTube kanalı. Ekranda gördüğünüz bütün bu kamu iş ilanlarını cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Android uygulaması telefonunuza kurun arkadaşlar. Eğer telefonunuz Android ise sadece kamu iş ilanlarını telefonunuza in, bildirim atıyoruz. Onun da linki videonun altında var. Tıklayıp telefonunuza kurabilirsiniz. Ayrıca bu iş ilanlarını bakın bekçi alımları, aile bakanlığı, işçi alımları bir sürü ilan var şu an. YouTube kanalımıza teker teker videolaştırıyoruz. Videonun altında bulunan TP iş ilanları, yurt dışı iş ilanları YouTube kanalına tıklayın. Abone olun. Orada burada gördüğünüz bütün kamu iş ilanlarını teker teker detaylı bir şekilde videolaştırıyoruz. O kanala da dediğim gibi iş arayan varsa aranızda eşiniz, dostunuz, çoluğunuz, çocuğunuz o kanala abone olsun. Videonun altında linki var. Kanal adı da şu TP iş ilanları, Yurtdışı dışı iş ilanları kanalı bu ama bütün kamu iş ilanlarını o kanalda videolaştırıyoruz. Bakın şu an 27 ilde bekçi alımı var. 1250 kişi. MHP, MEP, TYP ile 3383 kişi alımı var. Milliyetin Bakanlığı okullara. Akbank personel alımı var. Türk Hava Yolları büro memur ve işçi alımı var. Orman Genel Müdürlüğü'nde personel alımları var. Orman Muhafaza Memuru 1300 kişi. Aile Bakanlığı'nda işçi alımları var. Darpane ve Damga matbaasına 85 sürekli işçi alımı var. Belediyeleri zabıt alımları var. Orman Genel Müdürlüğü'nde Orman Muhafaza Memuru alımı var. Dışişleri Bakanlığı'nda personel alımları var. Var da var arkadaşlar. Çok fazla iş ilanı var şu an. Kaçınmayın. Videonun altındaki linkler sizleri bekliyor. Bakın DSY'de 1275 işçi alımı var. Devlet suçlarını kaçırmayın.